Eski MİT'çi Mehmet Eymür'den şok itiraflar. Mehmet Eymür, Yeşil Kod adlı Mahmut Yıldırım, Abdullah Çatlı, Alaaddin Çakıcı, Mehmet Ağar, Dündar Kılıç ve eski MİT'çi Kaşif Kozinoğlu hakkında çarpıcı itiraflarda bulundu. Eski MİT Kontrterör Daire Başkanı Mehmet Eymür, faili meçhul cinayet sanıklarından Yeşil lakaplı Mahmut Yıldırım'la ilgili olarak "Bize gelmeden evvel başbakanlık kartı verilmişti. Kolordu toplantılarına katılıyordu," dedi. Eymür, 12 Eylül'den sonra yapılan operasyonlara dair konuşmuş ve işkenceleri kabul ederek pişmanlık duymadığını söylemişti. Eymür'ün, "Dündar Kılıç'ın size yönelik ağır suçlamaları var. İşkence yaptınız mı?" sorusuna, "İşkence sayılmaz. Zaten oraya düşmek işkence sayılır. Gözleri kapalı devamlı. Küçük bir hücrede kalıyor. Oraya düşmek yeterli," yanıtı tepkilere neden olmuştu. Daha sonra yaptığı itiraflarda ise, "Samimi söyleyeyim mi? O kadar çok sorgudan geçtim ki, yaptım dediğimi hakikaten yaptım mı yapmadım mı onu da bilmiyorum. Gençken daha şeydim tabii, daha ataktım. Zaman zaman yanlışlar yapmış olabilirim. Elektrik kullanmadım ben, hiçbir zaman. Falakalardır klasik, falaka attım. İşkence tabii ki suçtur," açıklamalarında bulundu. İşkenceleri yine bir bir anlattı. Ne kadarı işkence olarak kabul ediliyor, onu şey etmek lazım. Ne işkence olarak kabul ediliyor? Sorguya alınmak bile bir işkence. Gözleriniz kapalı, karanlık bir yerde barınıyorsunuz. Arada olmuştur. Oldu o tip şeyler. Bütün dünya tarihinde var bu işkence. Açın bakın Avrupa ülkelerinde yapılan işkencelere. İşkenceden işkenceye fark var. Yakalananlar biz gerillayız diyordu. Memduh ünlü Türk paşa vardı. Cezaevinden kaçanların sorgularını yapan general. O, siz gerillaysanız biz de kontrgerillayız diyordu. Özel harpte de vardı kontrgerilla harekatı. Eğer bir insan ağır bir ceza alacak bir iş yaptıysa, bu insanın konuşması lazımsa, yaptığını biliyorsanız bunu bir şekilde ikna etmeniz lazım. Eğer iyilikle bunu ikna edemiyorsanız daha şiddetli yollara başvuruyorsunuz. Neticede şöyle bir şey söyleyeceğim. Beni bugüne kadar hiç şikayet eden kimse çıktı mı? Dündar Kılıç'ın ne anlattığını hatırlıyor musunuz? Tekerleğin içine sokuyorlar, yuvarlıyorlar diyordu. İlk defa duyduğum bir şey. Dündar Kılıç'ın alınması tamamen Genelkurmay'ın isteği üzerinedir. Uğur Mumcu cinayetinde ağrı işaret etti. Devlet bir takım yöntemler kullanabilir yani. Onu söylemek istiyorum. Öldürme yöntemi değil tabii. Daha önce devletin kullandığı yeşil gibi adamlar bir takım eylemler yapmıştı. Bu gibi. Dünyanın her yerinde o tip cinayetler oluyor. Sadece Türkiye'de değil. Kennedy cinayetini hatırlar mısınız? Türkiye'ye mahsus değil ki. Uğur Mumcu muteber bir insandı. Kendisini çok takdir ettiğim bir insandı. Ara sıra görüşüyordum. Aramız gayet iyiydi. Uğur Mumcu'nun ölümünden sonra ben bunu belirttim. Bulgaristan'la bile arası kötüydü. Bizde bir arkadaş vardı, Yavuz Ataş diye. Uğur Mumcu cinayetinde kendisi görevli olmadığı halde araştırma yapmış. Dikkatimizi çekti o zaman. MİT müsteşarı da kendisine görev vermedik, niye gittin diye sormuş. Abdullah Çatlı hakkında ise bu benim dışımda olan bir şey. Benimle alakası yok. İstanbul Bölge Başkanı Nuri Gündeş'in bir operasyonudur. Ben muhaliftim buna. Asala'ya karşı kullandılar sözde. Ben başından beri muhaliftim. Çünkü uyuşturucu işi yapıyorlardı ve Kürtlerle işbirliği yapıyorlardı bir yerde. Milliyetçi bir grup Kürtlerle işbirliği yapıyor. Kürtler dediğim PKK'lılarla işbirliği yapıyorlardı. Ona verilen sahte kimlik, bizimkiler yani MİT verdi. Türkiye'ye döndükten sonra bilmiyorum. Yeşil Kod adlı Mahmut Yıldırım hakkında ise Yeşil'i yurt dışında kullandık. Yeşil'e bize gelmeden evvel başbakanlık kartı verilmişti. Kolordu toplantılarına katılıyordu Güneydoğu'da. Mahmut Yıldırım'ı kastediyorum. Yeşil ilk bizim Elazığ elemanı olarak göreve başlamış gençliğinde. Ondan sonra askerlerle çalışmaya başlayınca bizimkiler bırakmışlar. Sonra Güneydoğu bölgesinden çıkarıldı ve Ankara'ya yerleşti. Yerleşince eskiden kendisini tanıyanlar bizim yurt dışı faaliyetlerimizde yararlı olabileceğini söylediler. Prosedürlere uyarak kendisinden faydalandık. Böyle adam kullanılır mı diyeceksiniz. Bizim yönetmeliklerimiz son derece uygun. Temiz adam bizim işimize yaramıyor. Bizim için suç işlemedi. Biz bir kere onu sorguya aldık bu konularla ilgili. Bir para meselesi vardı. Fakat hep bu paraları daha önce de paylaşıyordu. İbrahim Şahin'le filan epey paylaştığını anlatıyordu. Babalardan merhaba dediğimiz vardı. Bilgi aldığımız vardı, sorguya aldığımız vardı. Eski MİT'çi Kaşif Kozinoğlu hakkında ise, şimdi Kaşif Kozinoğlu'nun HADEP başkanına eylem yapmak için bir astsubaya emir verdiğini biliyorum. Bu konuda çok soruşturma oldu.
Kaşif Kozinoğlu benim emrimde çalışıyor, benim haberim yok. Benim altımda Orhan Çoban diye bir emekli albay var. Ona bağlı olarak da Kaşif Kozinoğlu çalışıyor. Onun üzerine sual açtım. Bu suallerden bir kısmını verdim Gökçer Bey'e. Bu Orhan Çoban'ı da Danıştay katliamı olmuştu biliyorsunuz. Davası olmuştu. O davada kameraları kapatan adam olarak gözaltına almışlardı. Onun söylediklerini, Fethullah'tan 50 bin dolar para aldığımı söyleyen bir adamı ne kadar ciddiye alacağım? Ciddiye almak mümkün mü yani? Bu raporu yazan, bu hikayeyi yazan, daha doğrusu Doğu Perinçek. Tamamen uydurma, tamamen yalan. Çiller özel örgütü diye bir örgüt yok. Böyle bir örgütte Mehmet Eymür'ün, Mehmet Ağar ve Abdullah Çatlı ile birlikte yönetici olması komik. Bu bir tertip. Bu tertibi yapan Miktat Alpay'la Doğu Perinçek. Sönmez Bey herhalde bunu okumadan imzaladı. Bunu sormak lazım. Sönmez Köksal ise 17 Aralık 1996 tarihli MIT raporu için şunları söyledi. Bunlar basında çıkan iddialarla hazırlanmış bir rapor. Benim imzamın bulunduğu bölümde bu vurgulanır. Raporun verilmesinden sonraki süreç de üzerinde konuşmamam gereken bir süreç. Çiller özel örgütü tamamen montajla yapılan bir şey. Çiller'in hataları varsa bununla ilgili doküman da yolladım. Çiller örgütüyle ilgili. Var diyorsanız sizin bildiğiniz bir şey var. Onu anlatın ben öğreneyim. Çatlılar var. Mehmet Ağarlar var. Öyle bir örgüt var. Bu örgüt 18 cinayetten halen yargılanan bir örgüt. Kaşif Kozinoğlu da bu örgütte çalıştı bir ara. Alaaddin Çakıcı hakkında ise Çakıcı'yı bir operasyonda kullandık. Ondan sonra benim aram bozulmuştur Çakıcı'yla. Çakıcı'yı ilk alan, görüşen Atasagun'dur. Operasyonlarda kullanmak için Ankara'ya davet ettik, eğitimi aldık. 2-3 tane adamı vardı. Yurt dışında bir eylem için. Fakat o zaman eğitirken, Korkut Eken onu pek beğenmemişti. Eğitimlerini o yapıyordu. O operasyon maalesef istediğimiz gibi gitmedi. Sızmalar oldu. Benim kullandığım tek şey o faaliyettir. Ben hiç sessiz kalmadım. Hep bir yerlerde bir şeylerle uğraştım. Onları da rapor yazaraktan hiçbir zaman sessiz kalmadım. Hep yaptığım şeyleri müdafaa ettim. Çok da başım ağrıdı zaman zaman. Teşkilattan ayrıldım. Tekrar çağırdılar, tekrar gittim. Ben doğru yaptığımı düşünüyorum. Memleketime doğru hizmet ettiğimi düşünüyorum. Her zaman risk var, eğer kontrol edilmiyorsa. Şimdi terörün, çetelerin çok olduğu dönemde her türlü şeyi beklemek lazım. Ben 25 sene önce söyledim, siyasi cinayetlere de tevessül edebilirler diye. Her zaman risk var, eğer kontrol edilmiyorsa. Adalet en önemli şey. Adalet işlemediği zaman hiçbir şey beklememek lazım. Çok enteresan tabii Çakıcı'nın tahliye şekli. Arka arkaya tahliyeler. Çok dikkatimi çekti tabii. Zaten Sayın Bahçeli'nin cezaevi ziyareti bir acayip geldi bana. O ilişkiyi kuranlara sormak lazım. Diğer videolardan haberdar olmak için YouTube kanalıma abone olmayı, öneri ve sorularınız için Instagram hesabımı takip etmeyi unutmayın.